bütün köy toplansın. Mehmet'le ballı çocuk, vallahi çok şanslı çocuk. Ne amcası var, ne dayısı, bundan iyisi Şam'da kayısı. Mehmet, ula Mehmet. En büyük Mehmet, bizim 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 Mehmet. Efendim merhabalar, Köylü Mehmet programındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine bir köyümüzdeyiz. Bu hafta Kuzupınarı köyündeyiz. Kuzupınarı Yumurtalığa bağlı şirin bir köyümüz. Aslında köyden ziyade birçok mahalleden oluşan büyük bir köy. Bu köyü sizlere tanıtacağız. Bakalım Kuzupınarı köyünde kimler var? Bakalım Kuzupınarı köyünde kimler yaşar? Bunları sizlerle paylaşacağımız programda, Köylü Mehmet programında Kuzupınarı'ndayız. Ve şu an yanımızda çok değerli bir isim. Aslında bizim Koza Televizyonu izleyicilerinin yakın tanıdığı bir isim var. Sevgili Zeynel abimiz şu an köyün girişinde bizi karşıladı. Abi nasıl bir köy bu köy? Vallahi biraz bu senden dinleyelim. Bu arada hoş geldiniz diyorum cümleten. İnşallah program boyunca beraber olacağız. Şu anda belki beni böyle bir kıyafetle görenler belki bilemeyecek, tanıyamayacak ama ulusal sanatçılardan Zeynel Kuşçu diyeyim. Sen biraz daha modernize olmuşsun benden abi. Kıyafet bazında. Estağfurullah. Siz Köylü Mehmet olarak geleceksiniz de ben sizi böyle karşılamayacak mıyım? Abi? Allah razı olsun abi ama şalvarlar 10 numara. Teşekkür ediyorum. Sizinki de aynı her zamanki gibi 10 numara. Beğeniyle izleniyorsunuz. Köyümüzde işte bir ricada bulundu bana. Dediler böyle böyle abi, biz Köylü Mehmet'in hastasıyız, hayranıyız. Hele gençler. Bizim köye ne zaman gelecek bu adam? Ne zaman gelip bizim köyümüzü çekecek dediler. Dedim bir ricada bulunayım. Siz de beni kırmadınız. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Bizim köyümüz Yumurtalığa bağlı. Kuzupınarı köyü 4 mahalleden oluşmakta. Başta benim yaşadığım gördüğünüz gibi Tahiriye köyü. Burada doğup burada büyüdüm. Hacı Müminler, Karayüstünler ve Zeynepli köyü. İsmimde Zeynel olmasından en büyük nedenlerinden biri de orada. Eskiden orada bir tek ebe varmış. Allah rahmet eylesin Eşe teyze. Allah nur içinde yatırsın. Orada doğduğum için ille demişler babama, bu çocuk burada doğdu. Bunun adı kız olursa Zeynep, erkek olursa Zeynel. Oradan gelme. İnşallah bakalım bizi neler bekliyor. Biraz sonra göreceğiz. Tabii bunu da göreceğiz. İzleyicilerimiz şunu da hemen paylaşalım. Tabii eskiden böyle ebeler, hemşireler olmadığı için böyle ebe teyzeler mi diyorlardı bunlara? Yani yaşlı yani nineler işte, doğum yaptırıyordu. Mekanı cennet olsun diyelim. Bakalım Kuzupınarı Tahiriye Mahallesi'nde bizleri hangi sürprizler bekliyor, hangi güzellikler bekliyor? Zeynel abimizle şöyle bir tur atacağız. Efendim Köylü Mehmet programında Kuzupınarı Köyü Tahiriye Mahallesi'ndeyiz ve burada muhteşem bir atmosferle bizi sağ olsun köylülerimiz karşıladılar. Zeynel abi davul zurna eşliğinde daha karşıladılar. Karşılanacağımız yerler daha çok, daha diğer mahallelerimiz var. Şu anda ilk, kusura bakmasın, hepsi bizim köyümüz, hepimiz bizim mahallemiz. Doğup büyüdüğüm yer burası, bu mahalle. İşte hep çocukluk arkadaşım Hasan Anaç, Yusuf Şerit, Ali bizden ne kadar yaşça küçük olsa da yine aynı keza abim, Hasan abim az önce nereye gitti? Şuayb buradaydı. Şuayb abi Şuayb burada. Ha bak, bu arada Şuayb'in çok güzel marifetleri vardır bize. Ne gibi marifetleri var abi? Bize halayı öğreten çocukken biz beceremezdik. Ama yemin ediyorum şehirde olsa herhalde şu anda var ya Türkiye'nin bir numaralı halay çekimlerinden biri olurdu. Biraz sonra onu bir oynatırız davul zurnayla inşallah. Abimle beraber oynarız. Ha, bir halay çekeriz. Onunla beraber oynarız. Şu anda Tahiriye Mahallesi'ndeyiz dedik. Bizim bu köyümüz bayağı bir eski. Tahir Bey tarafından kurulan bir köy.
Diğer köyler, mahallelere gittiğimizde de yine orada bir açıklama yapacağız. Zeynep işte nasıl kurulmuş, Hacı Mümin'de nasıl olmuş. Evet. Burası işte Bozdağ, Avşar, Selçuk olan 3 şeyden kurulmuş. Hatta işte arkadaşlarımızın da aslı bildiğim kadarıyla Acem. Evet. Acem'den gelmiş. Ama çok çok köklü, çok çok köklü oradaki Türkmenlerden. Acem Türkmenlere. Ben bu arada hiç fazla vakit istersen şöyle yapalım abi. Şöyle yapalım. Abilerle bir tanışalım biz. Tamam. Bir kendilerini tanıtsınlar. Tamam. Sonrasında hani hazır davul zurnacı abilerimiz de buradayken böyle güzelce bir halay çekelim abimizle. Sonra da bakalım başka neler olacak bu köyde. Neler bizleri karşılıyor olacak. Bir tanıyalım abi sizi. Biz Tahiriye köyünde oturuyoruz. İsmimiz Hasan Ana. Çiftçilik yapıyor. Geçimimizi serayla uğraşıyor. Çalışıyorum. Ben şunu söyleyeyim. Hasan abi bu sene sera deyince sera nasıl ya? Para etmedi diyorlar. Hiç para etmedi. Var mı? Buradan yetkililere seslendiğim bir şey var mı yani? Neden? Neden para etmedi? Söyleyeyim. Para yapsın yani. Mazot pahalı. Gübre pahalı. İşçilik pahalı. Salatalık para etmiyor. Bu da para etmiyor. İşçilik pahalı. Yani inşallah mesajımız da ulaşmıştır yerine. Abi sizi tanıyabilir miyiz? Yusuf Şerit. Tahiriye köyündenim. Burada çiftçilik yapıyorum. Hafta sonları geliyorum. Şehirde de servisçilik yapıyorum aynı zamanda. Hem şehir hem köy. Hem şehir hem köy. Köy doyurmuyor. Şehir de doyurmayınca ikisini birleştiriyoruz. Sen şanslı olanlardansın o zaman. Evet, evet, evet. Siz ne kadar şanslısınız abi? Siz ne iş yaparsınız? Ben de Tahiriye köyündeyim. Çiftçiyim. Aynı abim olur. Atölyem var, arkadaşım atölyem var. Ve servisçilikle uğraşmaktayım. Maşallah buradakiler hep böyle iki iş mi yapıyor abi bu köydekiler? Evet. Mecbur geçim sıkıntısı olduğundan dolayı mecburen iki iş, üç iş ne iş bulursak yapıyoruz. Çünkü tek yetiştiremiyoruz artık. Çoluk çocuğa bakamıyoruz. Çiftçiliği şu an bitti. Mazot, gübre, ıvır zıvır pahalı olduğundan dolayı işin içinden çıkamıyoruz. Ettiğimiz masrafı zor alıyoruz. Yani karın tokluğuna mı diyelim bir anlamda? Karın tokluğu diyelim bir anlamda. Yani köyde olsak bak gördüğünüz biçer döverlerimiz de var. Aynı zamanda biçer dövercilik de yapıyoruz ama... Yok yani eskisi gibi kazanç yok. Yani hiç boş durmamız mümkün değil. Kışın servisçilik, çiftçilik. Yazın hem çiftçilik hem biçercilik. Ama yok. Bir şekilde karnımız doymuyor diyorsunuz yani. Allah gözünüzü doyursun diyeceğim abi yani. Ne diyorsun abi? İş bırakmamış ki. Ben de diyorum ki bu Türkiye'de niye bu kadar işsiz var? Maşallah bütün işleri almışlar. Ama şaka bir tarafa gerçekten çiftçilik bitmek üzere. Buradan gerçekten yetkililer bizim sesimizi duysun. Mazotu BİPA işte Diyarbakır'dan yine aynı keza doğudan içi getiriliyor, amele getiriliyor Urfa'dan. Onların yövmeleri ayrı bir keza ayrı bir para, gübresi ayrı bir para. Sabah kalk kışa karşı işte bunun naylonu varmış, amması var, seracılığı var, demiri var. Zaten herhalde bildiğim kadarıyla Eylül ayında başlanıyor bu hazırlık. Ta ki Haziran'ın 15'i 20'sine kadar devam ediyor bu emek. Şimdi bu köy çiftçi köyü olduğu için herhalde bu yani, çiftçi muhabbetine daha çok gireceğiz. Çok gireceğiz. Ben kısaca şöyle bir minik kardeşlerimize kısa tanımak istiyorum. Senin ismin neydi? Sabri Samsa. Efendim? Sabri Samsa. Sabri Samsa. Hangi okula gidiyorsun Sabri? Zeynep'le okuluna. Kaça gidiyorsun? Bir. Ne olacağım peki ileride? Polis olacağım. Peki. Seni tanıyalım delikanlı. Delikanlı. Evet. Sen hangi okula gidiyorsun? Servisler öğretim okulu. Kaça gidiyorsun abi? Orta 2. Şöyle bir kalksana abi. Şöyle bir ayağa kalk. Evet kardeşim de hakiki Adanalılardan böyle kıyafetiyle baktığımızda şallarıyla terliğiyle maşallah. Evet Adana sporumuzda bu arada 3-1 galip geldi. Hemen minik kardeşimizi tanıyacağız. Evet ben Duygu'yum. Evet. Abdurrahim Güzel'e gidiyorum. Birinci sınıftayım. Evet. Büyüyünce doktor olacağım. Maşallah sana başarılar diliyoruz güzelim. Hemen seni de tanıyalım delikanlı. Benim adım Furkan Bilen. Sen de bu köydensin. Evet. Sen? Hacı Münler'de okuyorum. Ne olacaksın peki sen? Ben polis olacağım. Peki bu köyde ne yapıyorsun şimdi? Çiftçiliğiyle uğraşıyoruz. Ne yapıyorsun mesela sen bir genç olarak? Baran çekiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Baran çekiyoruz. O ne oluyor abi? Baran dedi. Hani o seralar hazırlanıyor ya böyle demirlerle işte 1 metre 15 santim. He çadır gibi böyle. Evet. Çadır gibi. Onun yerine baran deniyor burada. Evet, yani baran dediğimiz hat dediğimiz. Hat. Hani burada tabiri caizse köy dilinde baran deniyor. Köy dilinde baran yapıyorsun. Sana da başarılar diliyoruz. Minik kardeşimiz elinde sıkmasıyla burada. Sen ısır. Bunda ben... Yani olmadı. Bunda ben ısırayım. Bunda ben ısırayım. Bak. Senin ismin ne güzelim? Özel yapacağım. Özel yapacağım. Öyle mi? Kaç yaşındasın sen? Ben 3 tane.
Baban nerede senin? Neymiş bunun? Amsterdam. Maşallah. Adı neymiş adı? Adın ne senin? Neymiş bunun adı? Ha, Sudenaz. Sen kimin kızısın? Kaç yaşındasın Sudenaz? Ben 3 yaşındayım. 3 yaşındaymış. Maşallah. Benim kızımla yaşıt. Hatice Kübra'yla yaşıtmışsın sen de. Seni de öpüyoruz güzelim. Anneye babaya selamlar diyelim. Burada aslan gibi bir delikanlı var. Kim var abi? Bak. Maşallah maşallah. Senin adın ne delikanlı? Nasılsın Cappar? Nasılsın, iyi misin? İyiyim. İyi misin? Nasıl gidiyor? İyi. Hangi takımı tutuyorsun sen? Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray mı? Zaten bu sene de bileğimizin hakkıyla şampiyon olduk değil mi? Peki, sana da başarılar dileyelim. Allah'a esirgesin böyle. Senin adın ne? Köyün en güzel kızı bu herhalde. Evet. Diğerlerini de gücendirmeyelim de. Sen kim? Babanın adı ne? Atila. Baba, sen Atila'nın kızısın. Atila Ongun. Senin adın ne? Yaren. Peki, beni tanıyor musun Yaren? Bak bakayım. Ben kimim? Sen köyde yaşıyorsun. Yok, ben köyde ben tamam doğru köylüyüm ama ben Zeynel Kuşçu'yu hiç dinledim. Bak şöyle çıkartayım şöyle şapkamı. Hiç televizyonda izledin mi beni? Evet. Ben kimim? Zeynel Kuşçu. Aferin sana kız. Bu kim bak, bu da köylü Mehmet. Ben tanıdım mı? Evet. Programını izliyor musun hiç? Evet. Kimmiş bu? Televizyona çıkmıştı, gördüm. Gördün. Benim programımdan önce de vardı geçen Koza TV'de. Evet. Köylü Mehmet'i gördün mü sen? Evet. Ama amca saklı, senin şapkan yok, ondan tanımadık. Evet, masada kaldı şapkamız, masada onu kaldı, da alalım. Şimdi son bir abimiz vardı burada, halaycıbaşı diye tanıtmıştınız. Hemen o abimizi de tanıyalım, şöyle bir halayla bu faslımızı bitirelim abi, olur mu? Ben Şahit Bilen Kuzuklu'na köyümden, Kara Hüseyinler mahallesinden. Kimlerdensin abi? Kara Hüseyinler'den. Kara Hüseyinler'den. Evet. Nereden geliyor bu Kara Hüseyin ismi abi? Dedemin ismi. Sen de benim gibi karasın. Evet. Dedim acaba nereden geliyor? Ismi. Arkadan öteden gelen dedemin ismidir. Aynı deminki Sıkkıladar'ın dediği gibi çiftçilik, servisçilik, erziyetle böyle devam. Aynı zamanda bir biçercilik de devam ediyor arkadaşta. Arkadaşta da biçer ustasıdır. Abi vallahi helal olsun. Hani bu kadar işi yapıp da hani bir de böyle halinizde pek de memnun değilsiniz. Aç kalmamak için mecbur yapıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Marul ektik. Hemen biladerine. Marul olduğu gibi tarlalar aldı. Evet, marul yayıldı. Pazarda da dünyanın parasına satıyorlar abi. İşte bizdeki kaldı. Misal şu köylüler saray yapmış. Git bak görürsün şimdi yolun üstünde. 100 liraya. 100 liraya biz sakız alamıyoruz. Yani 10 kuruş. 10 kuruş. Doğru mu? Evet. Sakız alamıyoruz. Ne yapsın bu? Atayım şimdi bu ideye çiftçiye gelince. Diyor ki arkadaş çiftçiyim. Çiftçide şu an 3 milyon 800 milyona mazot alıyorsun. 1 milyon 100 bin liraya gübre alıyorsun. Bu ideye kaç lira? Kaç lira? Ne olacak? 500. 500. Buyurun haydi. 50 kuruş. Dönüme de 250 kilo verirse bizim topraklarımız bu çiftçi ne olacak? Ne olacak sorusunun cevabını o zaman halaydan sonra bulalım abi. Halaydan. Thank you.
Vallahi böyle abi, izleyicilerimiz bizi herhalde, bunlar bir köy düğününe mi gitti sandılar? Vallahi ne yaptılar? Ne, seni bilmiyorum ama ben ilk defa böyle görecekler. Diyecekler ki duyguların babasına bak. Ama şimdi bizim orijinal kendi köyümüzün giyimi böyle işte. Vallahi davulcu abilerimizin ellerine sağlık. Ben buradan bir şey daha söylemek istiyorum Mehmet abi. Ahmet abim sağ olsun, çok yıllarca tanıdığımız, bizim köyümüzün düğünlerini çalan, bu çevrenin düğünlerini çalan kardeşimizle beraber çok üst düzeydeler. Bak şimdi biraz sonra bir şov sunacak, yemin ediyorum başka televizyoncular görecek, gıpta edecek, kıskanacak. O kadar da güzel davuluyla çok güzel oynuyor. O zaman göstersin bakalım maharetini abi. Abi meydan sizin. Peki. Bu arada bir şey daha söyleyelim. Bir mikrofonu tut Ahmet abi. Düğünlere sana ulaşmak için bana ulaşsalar, sana da ulaşırlar mı bu şovdan sonra? Gelir misin? Ulaşırım. Gider misin? Giderim. Tamam arkadaşlar, inşallah. Buradan Ahmet abimizin de bir emeği olsun. Bizim de Ahmet abimize bir katkımız olsun. Hadi peki. Bakalım. Abicim eline sağlık. Sağ ol Allah razı olsun. 10 numara bir gösteriydi. Teşekkür ediyoruz sana. Biz de size teşekkür ederiz. Peki abi, seni de tanıyalım. Efendim ben Abdullah Zurnacıyım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? Vallahi çocukluğumdan beridir yapıyorum. Baba mesleği. Evet baba. Peki sana da başarılar diliyoruz. Gerçekten çok güzel bir gösteri sundunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Tabii abi, şimdi biz Adana'da ve yöresinde davul zurna vazgeçilmez tabii, eğlence tabii, unsurlarımızdan bir tanesi. Yani. Onun için arkadaşlarımızın müziğin içindeyiz ama ben bir davul zurna duyduğum zaman her tarafım oynar, her tarafım duygulanır. Hele böyle bir garip marip çalsın var ya, bir de bir dinle. Bir de garip çalsın dinle. Onu özel olarak birazdan alacağım ben. Bakalım şimdi. Ablalar bizi bekliyor. Onlar böyle işte sofraları hazırlamışlar, kültürel yemeklerini hazırlamış. İstersen böyle konuşa konuşa gidelim de. Tamam abi, gidelim. Şimdi bizim işte neyimiz meşhur? Bize işte bilmiyorum, gördüğüm kadarıyla fazla göremedim ama börek yapmışlar. Sıkma, içli köfte, çiğ köfte var herhalde gördüğüm kadarıyla. Uyanlar beni yar olduğun dileğim. Selamun aleyküm, kolay gelsin ablalar. Nasılsın, iyi misin anacığım? İyiyiz abartın, size nasılsın? Teşekkür ederiz, vallahi bize bu arada gözüme de sinek mi gitti benim abi? Değil mi? Köy ortamı doğal olarak olur. Evet, şimdi aşçı başımız kim abla? Orada bak, ben değil. Zeynep ablayı alalım o zaman buraya. Zeynep ana. Sen misin abla? O zaman şöyle geçin. Sen küçük, büyük Zeynep abla, Zeynep ablam nerede? Öyle mi? Nasılsın? İyi misin abla? İyiyiz abisi. Nasılsınız? Teşekkür ederim ablacığım. Neler hazırlamışsın böyle maşallah. Krallara layık sofra var. Sağ olun. Allah razı olsun. Böreğimiz var. Patatesli böreğimiz var. Peynirli böreğimiz var. Köyümüzün meşhur lokum tatlısı var. Sigara böreğimiz var. Aa, bizim... Köyümüzün meşhur yüzük çorbası var. Ben buna var ya bayılırım abi. Annelerimizin eleme içli köftemiz var. Patates salatamız var. Şimdi yapacağız. İçeride köftelerimiz var. Buna tuz yok mu ya? Tuzsuz. Tuzumuz içeride. Biraz... Sen de söyler misin? Abi çok soğukmuş. Çok soğukmuş. Güzel abi, sana biraz sonra özel sofra hazırlayacağız. Ben sus çekmesin abi. Abi yine de ısırabilirsin abi. Vallahi. Ben almayayım abi. Buna bak ya. Valla böyle daha yapılıyor. Bu ablalar arkada ne yapıyor ablam? Arkada sunalarımız var, böreklerimiz var yapılacak. Bu sigara böreğimiz, peynirle. Meşhur Milara şalgamız var. El şalgam, bu köyde mi yapıyorlar ablalar? Evet. Bu köyde.
aslında. Bu sadece misafirlere şey, sattık değil, üzerindeki markaya bakma. Yani sadece misafirlere ikram. Misafirlere ikram yani. Başka evet. Bir şey için. Anladım. Peki şöyle böreklerimizi bir izleyicilerimiz adına ben tatmak istiyorum abi. Ama ne yapalım bunu? Burada beklesin bunu birazdan. Bunların hepsi sen mi yaptın abla? Ablalarla beraber. Yok, hep beraber yaptık. Börekler annemin Ne buldun abi? Yaba buldum, yaba. Yaba hani köyde olur ya abi. Bacım sen de hiç oralı olmuyorsun kurban olduğum. Al eline bre. Abi vallahi senin de senin de eline hiç yakışmıyor. Yakışmıyor vallahi bak. Ablamın eline ne güzel yakıştı. Şimdi abla bunu ilk önce sen bir tatsan. Ben et yemiyorum ben vejetaryen. Hadi bunun içine zehir var. Burada da mı vejetaryen var? Ben yemem. Hadi bizi zehirliyorsanız. Hayır. Emin misin? Evet Zeynel abi. Şaka bu şaka. Ben bu zehre razıyım. Abi, ben et yemediğim için hiç yapmam. Tadına da bakamam. Vejetaryenlik köye de mi geldi abla? Evet öyle oldu. Zenginlerde yenim o da böyle. Ben vejetaryenim muhabbeti. Zaten fakir ya değil şimdi şöyle bir şey var. Ben doğduğumdan beri yemem et. Sevmiyorum. Abi 10 numara bir börek. Ellerinize sağlık. Şimdi ablalarımız. Yok ben biraz sonra. Sen bunu al. Alırım. Şimdi gerçekten güzel olmuş. Şimdi arkada ablalarımız da var abi. Hı-hı. Bir de onların yanına geçelim mi? Abi bak içli köfteyi bir çeksin hele. Aldık onların görüntüsünü. Hı-hı. Ya şimdi. Abi şunu da tatlısıydı. Ben biliyorum da. Ha, senin ağzından duymak istiyorum hani. Genellikle Ramazanlık olsa çocukken anam bir yapardı anam. Lokum tatlımız bu hamurda. Bunu her gün yapıyor musunuz abla böyle belli günlerde belli mi? Belli günlerde yapılır yani canın istediğin olsun. Canın istediği zamanlarda da yapabiliyorsun ama böyle işte düğünlerde işte Allah rahmet etsin cenazelerimizde bu lokum tatlımız yapılır ve gelir buraya. Ya Yücel abi bir şey göstereceğim. Şunu bir çeksene bak. Nedir o abi? Köyde yetişme. Marul. Benim bir arkadaşım var. Tabiri ne? Caizse böyle yeşilliği gördüm abi diyordu. Ben bilmem ne olup yesim geliyor. Yaylasım geliyor diyordu. Yaylanım o zaman abi. Yaylanım abi. O ne abla? Evet. Demin sahip abim diyordu ya abi. Para yapmıyor. Tarlada kaldı. İnan hiç hormon yok. Hormon yok abi. Vallahi hormon yok. Ha, bu arada şunu ben söylemek istiyorum abi. Şimdi izleyiciler diyor ki genelde beni görenler abi gittiğin her köyde yiyorsun, içiyorsun maşallah lokman yerinde diyorlar. Ama onun aslı yok sevgili izleyenler. Tabii böyle tadımlık. Gerisi tabii misafirlerle beraber paylaştığımız bir sofra oluyor. Onu da buradan belirtmiş olayım abi. Abi bu arada biz izleyenler de kusura bakmasın biraz da sizlere mukalliplik olsun şaka olsun diye biraz böyle balıklanma atıyoruz haberiniz olsun ha. Valla herkesi bir kenara bırak bizim Emrah'ın şu an içi gider bu görüntüleri görünce. Bak abi bak. Bunu kim tanıtacak? Bunu da bir farklı ablamız tanıtsın. Var mı tanıtacak olan abla? Gel abla. Yapan ablamız gel. Gel abla böyle bir alalım. Abla bir kalkar mısın? Şimdi tabii. Böyle bizim... gel abla. Abla bu tarafa gelir misin? Şunu yalalım. Abla bu değişik bir mantı ya. Hani bizim bildiğimiz yüz çıktı falan değil. Bu değişik, bu değişik. Bunun adı ne? Bu nasıl bir şey abla? Ama yüz çıktı olması böyle değil ki. Biz böyle yapıyoruz. Hı-hı. Neden yapıyorsun bunu abla? Hamuru normal. İçi de işte soğanlı, etli. Hı-hı. Güzel avcanı yapıyorsun. Maydanozlu falan böyle bir şey çıkıyor. Çorba senin ismin neydi abla? Şirin. Şirin abla. Senin var mı çoluk çocuk, oğlan var, uşak? Var. Neredeler? Evdeler. Ne örüyorlar evde? Birisi okuyor, birisi evli, birisi görevde polis. Hı hı. Hı hı. Peki çocuklara da yapıyor muyuz bunlardan? Abi yapmam mı? Çok severler yapmam mı? Yapmam mı hiç? Hiç yapmam mı? Yapmayın çok severler. Ablacığım ellerine sağlık. Abi, gerçekten çok güzel olmuş. Bu abla ne? Bu ne? O da eşkili köfte. Evet bizim yöresel. Neydi ablacığım? Ney bunlar? Ekşili köfte. Bir danalı kızlı var değil mi bunun? Topalak dediğimiz danalı kızlı var. Hani dedim acaba ondan onu karıştık. Pardon. Biraz karıştık. Daha büyüğü. Şimdi istersen abi şöyle bir... Abi ya ben var ya ben öldüm bittim. Yücel abi şunu bir çek. Çekiyor musun abi? Abi bir de ağzını aç kurban olayım. Bir de ağzını aç. Abi sende bu göben niye böyle oldu belli. Abi Adanalıyık abi Allah'ın adamıyık. Eyvallah. Değil mi? Yani şalgam içer. Ne yer? Abla sen ne yapıyorsun? Salatası yapıyorum. Bunlara ne katacağız abla? Yeşil soğan, maydanoz, nane. Bir nevi salata gibi hafif olması için.
tuzlu bir salata mı? Peki, birazdan göreceğiz onu da. Şimdi şöyle geçelim, ya ablalarımızı bir tanıyalım. Bu ablam var ya, bu ablam çok güzel konuşur. Öyle mi? Konuşmuyor. Ablanız sanki Adana'dan gelmiş gibi bir havası var. Adana'dan geldim. İsim neydi efendim? Nail. Nail Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? İş yerimiz var, bijuteri. Orada. Hafta sonunda çalışıyorum, evet. Hafta sonunda köy ziyaretine geldiniz. Peki. Şimdi burada yine bir teyzemiz var. Hemen ben onu tanıtacağım sizlere. Maşallah böyle oturmuş nur yüzlü bir teyzemiz. Nasılsınız? Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin isim neydi? İclal İrek. İclal Ana, sen de mi bu köydensin? Hayır, ben Kozanlıyım. Kozan, neresindensin? Güneri. Güneri'den. Kimlerdensin? Kiraz. Kirazlardan. Evet. Burada ne iş yapıyorsun? Niye geldin? Gelinimin bacısı buralı. Gelinin kim? Zeynep İrek buradaydı. Şu hamarat gelin. Evet. Maşallah şans. Gelinim. Bu da gelin. Evet, şalgamcıyık biz. Öyle Milare mi? Şalgam. Milare. Evet. Anladım. Şimdi reklama girmesin. İsim vermeyelim. Çünkü sonuç itibariyle rütük yasaklıyor. Evet, sen burada Dost Ahbap ziyaretine evet, geldin. Evet, şimdi tabii. Programımız her pazar saat 10'da Koza TV'de, Köylü Mehmet olarak tabii Koza TV'de yayınlıyoruz. Evet. İnşallah önümüzdeki hafta, evet, daha doğrusu bu pazar sen de izleme şansına sahip olursun. Tamam. Saygılar sunuyoruz. Evet, şimdi burada yine bir anamız var. Evet, hemen. Acayiptir kendisi. Kendisi doğudan geldi ama yıllarca, kaç yıldır burada? Ben de doğudan geldim ana. Nereden geldin? Kaç? 5 sene oldu. 5 sene oldu. 1 sene mi? 45 sene. 45 seneden beri şivesini kaybetmeyen tek. Hani bizim nesli tükenmiş kelaynak kuşlarımız var ya, oradan geldi. Maşallah, Allah'a esirgesin. İsim neydi ana? Benim Kutuk'ta Gülü Samsa Sayarası'nı Hüsnü Samsa. Hüsnü Samsa? Evet. Haydem. Güney. Gülü Samsa. Gülü Samsa. Sağ. Ama sesi de güzel. Sen buraya gelin geldin değil mi? Yok oğlum, biz ekmek peşinde geldik. Çocuğumuz. Mevsimlik olarak mı geliyor? Hani evet, eskiden tamam, tutmalar vardı. Tabiri caizse buradan şey olmasın. Hani kapıda durup yıllık böyle mevsimlik. Ha, belli bir ücret karşılığı. Daha iyi. Gelip burada da yerleşmiş kalmış. Aa, burayı sevmiş. Demiş ki sana al toprak, al yer. Ve çok da güzel tandır yapardı gençken. Ben bilirim, çocuktur. Ama şimdi tabii ki yaşlandı Hüsnü teyzem. Bu yer tandırları var ya. Hani işte köylüler mayalı vurur, ekmek vurur. Değil mi? He, şimdi bitti. Evet. Ha, senin sesin de güzeldi be. Süt lan. Bir türkü söylesene. Aaa, ya Allah, kalkıp gidiyor. Ben olma, söyleyeyim, sen dinle. Evet, sen söyle. Ama o zaman bir sen söyle, bir ben söyleyeyim. Ben dinlemem. Ben de söyleyeyim. Beraber önce sen abi bir şey söyle, sonra ben çok bir şey söyleyeyim. Yaptığımız araya gidecek. Yok, araya gitmez. Bak. Tamam, ben ısrar ya etmiyoruz. Dur. Tamam, teyzeme ısrar etmiyoruz. O zaman ben söyleyeyim az bir sen şey, sen dinle. Sen söyle azıcık koşullanacağım. Ah anam sana doyamadım, kollarında yatamadım. Günler geldi geçti ama seni Hüsnü abla göremedim. Yavrum kızı, nasıl hoşuna gidiyor? Evet, Hüsnü ablamıza da teşekkür edelim. Böyle burada ablalarımız var. Şimdi evet, kısaca tanıyalım. Bize sıkmalar, börekler hazırlamışlar abi. Evet. Bunları da hemen... Bak, önce şu nenemin çok sıcağın altında bu yaşta. Maşallah. Bayağı da bir terletmişler nenemi. Nasılsın, iyi misin anacığım? İyiyim şükür. Sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Şimdi demin tadına baktığımız lokmanın orijinal muhlis, halis muhlis hazırlanışı bu. Evet. Nasıl hazırlıyorsun ana? Bir anlatır mısın bize? Hamuruna patates katıyor. Patates var değil mi? He, maya, yağ, kabartma tozu. İyice böyle çarpıyorum böyle. Bu senin ocak da orijinal ama teyze. Ocağımız eski. Eskimiş ama bir o kadar da güzel böyle halis, evet, köy havasını yansıtıyor. Sen ne iş yapıyorsun ana bu köyde? Var mı senin çoluk çocuk? Ben Yaşlı köyümde. Hangi köyden? Yaşlılerden yani, evet, iyi köylülerden. Görümcemin evi, görümcemin oğlanları. Beni getirdiler buraya. Maşallah. Evet. Abi Yaşlılerden ben teyzemin yanına şöyle bir geleyim hadi. Sen benim anamı da tanın ablanı. Oraya da buyurun gelin. Sen Rahime'yi bilin mi ana? Ne ana? Kocanın hanımı. He. Ben onun oğluyum tamam. Ha, ama tanımadım. Biliyor musun Zeynel. Hı. Ana bak hele. Tanıdın mı? Ne bileyim vallahi, çocukken ben gördüydüm, ne bileyim der. Çocukken biz sizin köyde herhalde üç, benim bacım sizin köyde doğdu, Dudu. He. Hatırlıyor musun Dudu'yu? He. Ana, kurban olayım sana. Dudu abla ne yapıyor? Bilmem. Vallahi o benim bacım şu anda Adana'da, Adıyaman'daydı, Adana'ya geldiler. Anladım anacığım, sana kolay gelsin. Tabi burada işin en zor bölümünü yapan bir ablamız var. Abla kolay gelsin. Sağ olasın. Sizin isim neydi?
Ayşegül. Seni sacın başına oturtmuşlar bu sıcakta abla. Ya ben de işte böyle börek pişiriyorum, sıkma pişiriyorum size. Allah razı olsun abla, birazdan keyifle yiyeceğiz inşallah. Siz ne iş yapıyorsunuz abla? Ben evli hanımıyım. Bu köyde misiniz? Yok, ben Kadri'den geldim de bu köyde evliyim. Bu köy, yani eşiniz bu köyden değil mi? Evet, eşim bu köyden. Tabii artık bu köylü olmuşsunuz siz de. Ya, var mı sizde çoluk çocuk abla? Var, 3 tane elinize öper. Allah bağışlasın. İsimleri ne bunlar? Büyük oğlum Mustafa, Selahattin, kızım da Damla. Hepsini buradan yanaklarından öpüyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Tabii köyümüzde şu an gerçekten hani özel bir ricamız olmadı bizim. Ama gerçekten çok da güzel emek harcamışlar ablalarımız. Bu arada Yusuf abimi, Yusuf Şerif, takdir ediyorum. Bunun bu şeyde çok emeği var. Gerçekten sağ olsun, her şeyi hazırladı. Ama bak, bak ablalarım ne diyor? İki kelime de diyor herhalde, bildiğim kadarıyla gurbette çocukları var. Onlara selam da gönderecekler. Evet, selam da gönderecekler. Ablaları da alacağız. Abi gerçekten güzel olmuş. Güzel bir ortam, güzel bir atmosfer. Oralara selam gönderirsin şimdi. Tabii şimdi geçeceğiz oradaki ablalarımızla hemen bir tanıtarak bu bölümümüzü tamamlayacağız. Abla senin isim neydi? Kolay gelsin. Benim adım Zenimet. Sen hangi köyden geldin abla? Ben bu köylüyüm. Sen de bu köylüsün. Sende var mı çoluk çocuk? İki tane oğlum var. Nerelerdeler? Biri Çorlu'da uzman çavuş, biri de Adana'da. Maşallah. Allah bağışlasın. Var mı torunda? Yok. İkisi nişanlı. Düğün yapacağım. Ne Allah zaman abla? Ederse. Vallahi bilmem. Biri güz herhalde yaz sonu. Öbürü de Haziran'da, Allah kısmet ederse. Gelinler nereli? Kimden? Gelinimin biri Adıyamanlı, biri Mardinli. Maşallah. Allah mesut bahtiyar etsin. İnşallah düğünlerine de geliriz. İnşallah. İnşallah. Var mı buradan önce gelinlerine sonra oğlanlara bir mesajın? Hepsini çok seviyorum. Ne mutlu. Seviyorum yani. Gelinlerimi de oğlanları da çok seviyorum. Allah tamamına erdirsin diyelim. İnşallah biz de düğününüze geliriz. Sağ olun inşallah. Size kolay gelsin abla. Şimdi son olarak burada bir ablam daha var. Onu da tanıtacağım. Ama tabii şöyle minderi de pelemeden. İsim neydi abla? Songül Bilen. Sen de mi köydensin abla? Yok. Hangi köyden? Ben Hadimler şeyden. Mehmet abi, boş duran Allah sevmez bu arada. Isır abi. Ben Kaldırımlıyım. Burada gelinim. Sizin eşiniz ne iş yapıyor abla? Eşimiz de işte seracıyız. Sende var mı çoluk çocuk abla? Var. İki tane oğlum var. Ufak okula gidiyorlar. Öyle mi? Onlara da yapıyor mu böyle sıkmalar? He, yapıyorum. Onlara da yapıyorum. Vallahi ne güzel. Eline sağlık ablacığım. Kolay gelsin size. Bunlar mahalleyi götürüyor. Kolları karo kaçıyor.
Efendim tabii çekimlerimiz devam ediyor. Abi vallahi çok güzel bir köy. Yani vallahi bilmiyorum. Bana da sürpriz oldu. Ben bu kadar da beklemiyordum. Yani gerçekten Allah razı olsun. Ablalarımız gerçekten bu kadar güzel emek vermişler, bu kadar evet, ne bileyim maharetli ellerinden hatta Urfa'dan tanıdığı komşularını getirmiş abi, sürprize bak, çiğ köfte yapacaklar. Geçelim abi. Önce malzemeleri Ayşe ablam. Hı-hı. Abla isim neydi? Arkadaşlar Urfalı. Emine ablam. Ben Galip. Galip abi. Evet, Urfa yöresine ait. Köyümüz. Bu köylümüz. Tamam, bir ablamız tanıtsın o zaman kendini abi. Ben Ayşe Şen. Ben aslında Adanalıyım ve bu köye gelin geldim. Zeynep'ten bu köye gelin geldim. Arkadaşlarım Urfalı, onlar yumuracaklar köfteyi. Ben hani tanıtmak amacıyla buradayım. Köyümüze hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Tamam. Şimdi köyümüzü tanıtıyoruz ama... Aşağıda izliyor musun köylü Mehmet'i? Evet evet, izliyorum. İzliyorsun değil mi? Adana'da nasıl yani şey... Çok güzel, Kozat TV'den çok güzel izliyoruz. Üstü maşallah. Evet. Bir yılda 10 yıl, 10 yıl ileri gitti vallahi. Allah mesul yesin. Evet, evet. İnşallah daha da iyi olacak. O zaman şöyle geçeyim abla ben. Abimiz Urfa'dan geldi herhalde. Yok, Adana'dan oturuyorum. Adana'da oturuyorsunuz. Urfa. Aslen Urfalı. Evet, şimdi Urfa deyince tabii akla çiğ köfte gelir. Yani kimse alınmasın, gücenmesin. Şimdi çiğ köfte yemek istiyorsanız Urfalılar yapacak. Evet. Urfa'ya gideceksiniz, Urfalılar yapacak. Doğru mu abla? Evet, doğru. Karı koca herhalde. Evet, evet. Bir tanıtır mısınız kendinizi? Ben Emine Yükselir, eşim oluyor işte. Komşularıyız. Hı-hı. Onu da bir söylediler, biz de geldik. Bakalım, birazdan da maharetinizi evet, göreceğiz. Evet. Peki, Urfa yöresine ait çiğ köfte. Evet. Bir tanıtımını yapar mısın abi? Nasıl hazırlanıyor? Neler katılıyor? Sen mi yaparsın? Abla mı yapabilir? Arkadaş ne diyor biliyor musun demin? Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez çiğ köfteden diyor abi, çiğ köfte. Eyvallah, eyvallah. Hadi bakalım, o zaman biz de bir neler katacağız abi şimdi? Nasıl yapacağız? Abla mı yapacak, sen mi yapacaksın? Sen söyle. Tamam. Önce bulgur katıyoruz. Kuru soğanı katıyoruz biz. Hı-hı. Sonra etimizi Urfa istotuyla beraber. Abi, bu istot Urfa istotu mu? Evet, bu Urfa istotu. Abi neden yapılıyor bu? Bu böyle siyah ya, onu merak ettim. Ya niye siyah? Bu, bizim aldıklarımız hep kırmızı Adana'da. Bu kurutuluyor. Bu kurutuluyor. Kurutuluyor özel. Kendi gene siyah oluyor. Kurutuluyor, poşetin içinde siyah oluyor bu. İşte. Yani evet. Şimdi biz evdeki... Aynen gibi katlıyor galiba. Direkt biz evdekileri katsak böyle siyah olur mu? Evet, poşet. Ama bunun tadı daha başka. Ben mesela bunu alıp böyle yiyebiliyorum rahatlıkla. Evet. Acı da olsa ama yeniyor. Şimdi abimiz bir anlatsın bize nasıl hazırlayacak çiğ köftesini. Şimdi bulgurumuzu katıyoruz. Soğanı kat bakalım. Etimizi sonra etten istotu katıyoruz beraber karşılık. Soğanımızı katıyoruz sonra. Hı-hı. İstiyorsanız katıp da şey yapalım. Tabii buyurun. Uygulamalı olarak bir gösterelim. Önce soğanımızı katıyoruz. Ha. Biber salçası bu. Bu da domates salçası. Biber salçasıyla domates salçasını karıştıracağız. Evet. Ondan sonra istotumuzu katıyoruz. Çok olmadı mı abi? Yok. Bunu yoğuruyoruz biz. Hı hı. Evet biraz abi, devam edelim. Göstereceğiz zaten. Hani malzeme sana göstermek için ben böyle şey yaptım. Evet. Yoğuracağız. Sonra yeşilimizi katacağız. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Peki, birazdan göreceğiz biz de.
anda yine yanımızda iki tane nur topu gibi nur yüzlü insan var. Hemen onları tanıyacağız. Abla abi, Nurten ablam, Hasan Hüseyin abim Avrupa'dan geldi. Yine şu anda köy hayatına geri döndü. Kaç sene kaldıydın abi Avrupa'da? 42 sene. Dilek olay maşallah. Dönüş kaç sene oldu amca? Kaç yıldır Türkiye'desin? Ben gelip gideyim ya. Yok şu anda ama yine şu anda buradasın ya. Yani 3 ay oldu. Yılda bir gidiş geliş mi yapıyorlar? Gidiş geliş yapıyorlar. Sen de mi Almanya'dan döndün teyze? Yok ben buradayım. Burada öyle abi, mi? Gülümüz abi köyümüzde ben gülü ya. Ben burada yerliyim ben. Maşallah Nurten abla sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyorsun? Canım siz hoş geldiniz. Hoş gördük. Vallahi bize çok güzel bir sofra hazırlamışlar. Afiyet olsun. Dediler bunun ön ayağını, öncülüğünü Nurten ablamız yaptı. Gülten abla. Gülten. Gülten. Komşuyuz. Öyle mi? Maşallah sizi bu köyde çok seviyorlar ama. Allah razı olsun demek. Herkes seviyor Gülten ablayı. Gülten ablayı kimse dilinden düşürmüyor mu? Öyle mi? Gülten abla. Bu işin sırrı nereden geliyor ablam? Maşallah millet herkes seviyor seni. Saygı sevgi olursa sevgi fazla olur. Saygı olursa sevgi fazla olur. Değil mi? Sevgi de kendiliğinden doğuyor. Herkese iyilik yapar. Allah razı olsun. Zaten hani Anadolu insanının yüzünden belli oluyor. Evet, evet. Bu saflığı, bu iyi niyetliliği. Komşuna kötülük yaparsan, komşun da sana kötü davranır. Ama sen iyi gidersen? Ama iyi olursan her bir şey olur. Değil mi? Seversen her bir paya seversin. Peki şimdi amcamızı biraz konuşturalım. Siz Almanya'da ne iş yaptınız amca? Ben inşaatçı. İnşaatçı. 42 yıl Almanya'da çalıştınız. Ne oldu da döndünüz peki? Emekli falan oldunuz mu? Emekliyim canım. Aha. Emekliyim de. Şimdi ne iş yapıyorsun burada amca? Hiç geziyor. Emekliliğin tadını çıkarıyorsun. Yani şimdi tabiri caizse o hani biriktirdiğim marklar var ya, onlar euro oldu. Şimdi de Türk lirası oldu. Onları yiyor işte. Peki sen de şöyle bir gidelim. Peki. Size de çok teşekkür ediyoruz. Var mı Almanya'da çoluk çocuk? Döndüler mi? Bir selam göndersen oradakilere. Çocukların ismini sayarak bir selam gönder. Kameraya bakarak bir selam gönder. Çocukların hepsine selam söyle. İsimleri ya Mustafa Bayram, Nalan. Bir de Almanca selam göndersene hepsine. Almanca. Almanca. Alles Kurosur. Alles? Alles Kuros. Ne dedin o? Ne dedin aslında? Hepsine selam. Hepsine selam. Kuros demek selam demek. Anladık. Peki buradan Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, gurbet ellerde, diğer gurbette bizleri izleyen, bizleri gören herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Köylü Mehmet programında çekimlerimiz devam ediyor. Ceketimin kolu yok, artık çapkınlığın sonu yok. Aramazsan arama, zaten bende montur yok. O yana da bu yana da salla, evir çevir kıvır çevir salla. Salla 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 titre, ne kadar sallarsan salla da benim olacağım sonum lan. O yana da bu yana da salla, evir çevir kıvır çevir salla. Salla 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 titre, ne kadar sallarsan salla da benim olacağım sonunda. Alo. Kuzupınarı Köyü Tahiriye Mahallesi'nde çekimlerimizde tabii yöresel yemeklerimizi izleyicilerimizle paylaştık sevgili izleyenler. Tabii bu yemekler bu sofraya nereden geliyor? Tabii tarlalardan. Tarlalardan geliyor. Tabii ki tarlalardan geliyor. Şimdi bugün çok şanslısınız. Öyle mi? Tabii. Şimdi ne yapacağız abi? Şimdi Türkiye'nin ilk hasatı, ilk ekim biçimine tanık olacağız. Sağ olsunlar bir hafta sonra falan biteceklerdi ama bugün sizin sayenizde bugün biçer ilk tarlasına giriyor, bitecek. Tabii sizin bir de farklı bir adetiniz var. İlk buğday biçilirken bavullarla, zurnalarla, halaylarla orada devam ediliyor. Peki vur davulcu o zaman. Çık
ne kar yollar dar gelir. Ar gelir Osman ar gelir, Safiye ne kar yollar dar gelir. Saldım çayıra vermez Mevlam hayra vermez. Saldım çayıra vermez Mevlam hayra vermez. Bütün köy toplansın Mehmet'le ballı çocuk, vallahi çok şanslı çocuk. Ne amcası var, ne dayısı, bundan iyisi Şam'da kayısı. Mehmet, ula Mehmet. En büyük Mehmet, bizim 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 Mehmet. Thank you.
olmadım ellere, ekin ektim çöllere, yol durmadım ellere. Bir çer döverle biçtirdim. On beşinde yar sevdim de, sevdirmedim ellere. Çıt 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 çetenere, sar be beni bedene. Dünya dolu yalan olsa da, alacağım bir dene. Efendim Kuzupınar Köyü'nde çekimlerimiz devam ediyor. Az önce ablalarımızın o maharetli ellerinden birbirinden güzel yemeklerini tanıttık sizlere. Şimdi tabii davullarla, zurnalarla bu köyde ilk hasatın başladığı tarladayız. Ve yanımızda tarla sahibi bir abimiz var. Kral Selahattin. Evet. Nasılsın, iyi misiniz Selahattin amca? Siz nasılsınız? Nereden geliyor bu krallık, yiğit namıyla anılırmış? Vallahi işte ne bileyim, milletin şeyi. Bonkörlükten, bilmiyorum babam öyle anlattırdı. Evet. Bonkörlüğü. Çok mu bonkördü abi? Perverliği, bak çocuklara da. Sormamız da yersiz değil mi? Milletin geldiğimiz... Evine geldin işte, mesela gördün işte o insanların kalabalıklığını, nasıl şey yaptıklarını, bizleri karşıladı. İşte hep Selahattin amcanın ektiği, çocuklarına öğrettiği geleneklerle, türelerle devam ediyor. Kendisi de bir büyüğümüz. Selahattin amca, ben buradan ellerinden öpüyorum. Ben de gözlerinden öpüyorum. Sağ ol. Biz de bu kadar çok ilgilendiğin için. Tabii böyle bir eli öpmek de gerçekten hepinizin bir boyun borcu olarak ben görüyorum. Ben de Selahattin amcamızın elini öpeceğim. Tabii bu sıcakta ilk hasatı gerçekleştiriyor şu an. Türkiye'nin bence herhalde bugün ilk hasatı. Sağ olsun bizi de kırmadı. Bir hafta sonra biteceklerdi. Ama bugüne denk getirdiler. Bu programa denk getirdiler. Herhalde inşallah hayırlı olur. İnşallah. Bol bereketli. Ne bekliyorsunuz Selahattin amca? Cami cümlesine. Bu sene ne bekliyorsunuz buğdaylardan? Nasıl? Yağmurlar iyiydi maşallah. Yağmurlar iyi. Şimdi daha işte yeni başlandı. Yani ne olacağı belli. Tahmin vardı. Tahmin vardı. Geçen yıla göre buğdayımız nasıl? Geçen seneki yine uymaz. Geçen yıl daha mı iyiydi? Daha iyi. Niye öyle oldu? Vallahi bilmiyorum. Daha şimdi tam bellisiz. Bellisiz ama belli. Ama de... görünüşü iyi. İyi. Görünüşü iyi ama çıkış nasıl olur? Tenenin dolması iyi. Değil mi? Dolgunluğu iyi. Ama ne verecek, ne edecek? Geçen sene benim çok güzeldi. Ama fiyat yoktu. Bu sene de inşallah daha güzel olur. Bu sene de daha güzel olur inşallah ama şu zaman olmuş daha fiyat yok. O zaman abi bir sesten ya, bir sesten büyüklerimize. Şu zaman olmuş, sayın hükümetimizden hiç daha bir haber yok. Şu fiyat budur diyen bir buyda açıklaması yok. Şimdi buğdaylarımızı hasat ediyoruz amca. Evet. Bunu siz satacaksınız. Tabii. Sonra ne ekeceğiz buraya? Şimdi hiçbir şey ekmek daha. Yeni seneye kadar bir şey yok. Böyle kalır mı? Böyle kalır. Buralar niye susuz olduğundan? Susuz olduğundan. Biraz toprak kumlu burası. Yok, susuz olduğundan hiçbir şey ekmek. Çünkü sular su yok. Aşağıya gelmedi mi? Yok, yok. Hiçbir yerde yok. Yılda bir defa buğday ekiyorsun. Yılda bir defa. Öyle kalıyor. Ama öyle kalıyor. Aşağıda derelerin kenarında iki mahsul ekilmiyor. Yok, iki mahsul hiç ekilme yok burada. Şimdi Koza TV programındayız. Köylü Mehmet programındayız, evet. Amca. Buradan Koza TV aracılığıyla varsa bir selamınız, selam göndermek istediğiniz insanlar. Selamınızı alalım. Çünkü bu sıcaklar sizi de fazla bol, bekletmeyelim. Bol bol selamlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz sana. Hayırlı işler diliyoruz. Evet. İnşallah hasadınız bol olur. İnşallah. Peki, yani kolay gelsin. Abi isim neydi? Adım Musa. Musa Öztaş. Abi. Musa Öztaş. Evet, Adanalıyım. Maşallah ilk orağı sizi vurmuşsunuz ekine. İlk daha biz yaptık. Allah izin verirse bereketli uğurlu olsun milletimize. Nasıl peki abi, ürün nasıl gördüğün kadarıyla? Gördüğümüz kadar verim iyi. Hı hı. Yani Allah'ın verdiğine şükür. Buna şükür. Evet. Verimimiz iyi yani. Bu sene mi iyiydi, geçen sene mi daha iyiydi abi bu ekine? Aynı. Fark eden bir şey yok, aynı. Sanki bu sene biraz erken mi oldu biçme işi? Biçme işi biraz erken oldu, evet. Niye öyle? Erken mi yetti? Erken oldu, evet. Yani
Öncekine bakar bir hafta erken olmuş oluyor. Evet, şimdi arkada da buğdaylar var. Evet, arpa var. Şu an arpa biçiyoruz. Evet. Abi biçeri kullanmak zor mu? Kullanmak kolay. Bunun kurusunu gördük. Babadan yetişme, yani ufaktan beri yetişmemiz bu. Mehmet abi otursa kullanabilir mi? Efendim abi? Mehmet abi otursa kullanabilir mi? Bir denettin mi? Denettim. Abi tut mikrofonu, o zaman göster bana. Ben mikrofonu tutayım. Ben mikrofonu tutayım. Arkadaşlar bu arada köylü Mehmet burada biçer kursu da görüyor. Allah'a izin verirse televizyondan kovulma gibi bir durum olursa abi inşaatır. İnşaatır abi. Abi ben de güzel traktör sürerim. Ben de senin buğdaylarını, işte mısırlarını falan çekerim. Ortak bir şirket kurarız bak, senden abi. Evet. Salmayı gösteriyor. İndiriyor böyle. Kaldırıyor. Tamam. Bu ağırlaştırıyor. Bunu siz atıyoruz. Devam ediyoruz. Gel abi. İçeri devirmeyelim de. Evet. Evet, şu anda arkadaşlar, sevgili seyirciler, köylü Mehmet biçer öğreniyor, biçer sürecek, biçer döver. Eğer benim biçer ustam, biçer şoförüm yok diyorsanız Koza TV'den köylü Mehmet'e ulaşabilirsiniz. Allah'ına kurban. Allah Allah Allah. Abi nasıl bir şey biçer sürmek köylü Mehmet abi? Abi vallahi zevkli bir iş. Yapma ya. Ne var? Abi iş hazır iş. Ben bu işi sevdim abi. Abi ustamıza soralım, beceriyor mu? Çok iyi, çok iyi. Abi yanına çırak olarak kalırsın, kalp olarak mı? Kalp olarak geldim. Kurban olayım, ben de yağlamacı olarak al. Sen de yağlamacı olarak gel. Tamam abi, acayip yağ çekerim. Al sıraba gel. Abi ben güzel türkü de söylerim ha. Benim değil mi? Ay, evet. Bak söylerim çok ha. Iyi, çok iyi, arkadaşlarına sağlık. Tamam abi bak ben. Gelecek. Ben sen yoruldukça. Elin biri burada olsun mu salva? Salvası o, kaldırıyor indiriyor. Al otura bakayım, bak ortada şöyle. Abi duralım mı biz? Dur. Efendim Köylü Mehmet programındayız ve Köylü Mehmet programında Kuzu Pınarı Köyü'ndeyiz. Zeynel abi. Tahiriye Mahallesi'nde. Tabii ekin tarlasından hasadımızı gerçekleştirdik. Ben de 10 numara herhalde bir şey kullandım abi. Maşallahım var abi, Allah'ım nasip et. Sen hiç sağlam ya. O zaman şöyle bir geçelim abi. Burada traktörümüz de var. Şimdi burada ne yapanlar var? Sera, salatalık. Mehmet abi hani çocuk baran diyordu ya. Evet abi. Baran ne dedin? He. Baran dedi abi bu. Biz baran çektik. Bu teller işte. Tapanın böyle daha ufakları var böyle. Bunu çeker, bu topraklar böyle kenarlara yığılır. İşte 1.15 santim. Bu kaç santim? 1.15 mi? 1.70. Abi bak 1.70. Böyle bir demir, bak böyle bir çekim abi. Yılan şeklinde de. Tamam mı abicim? Takalım abi. Bunun üzerine işte muşamba. Bizim kadarıyla herhalde bir 10-12 metre. O zaman şöyle işin sahibi anlatsın bize abi. Hemen tanıyalım abi. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Arkadaşlar hasada başlamışlar. Evet. Nasıl işler abi? Vallahi işlerin tadı yok kardeş. Maşallah, niye öyle abi? Maşallah işte, nasıl oldu bu sene biz de anlayamadık. Satışlar durdun mu? Çok durdum. Allah Allah, niye öyle oldu bu sene abi, şöyle bir bakalım. Bu kaçıncı hasat abi? Bu 10. hasat falan. Yok, hormon diye bir şey yok zaten. Kokusundan da belli oluyor zaten. Burada arkadaşlar çalışıyor. İstersen onların yanına doğru da yürüyelim abi. Kim bu? Aileden mi yoksa özel? Hayır. İşte biri hanımın, gerisi işçimiz. İnan ki işçiyi korutmuyor şimdi şu durumda. Niye abi? 10 kuruş abi. Para etmiyor, alan yok. 10 kuruş mu abi? He, 10 kuruş. Ya vallahi 10 kuruş veriyoruz. İyi de pazarda dünyanın parasını satıyorlar abi. Bura 5,5 lirik. Kaç ton çıkıyor toplamaya? 1,5-2 ton civarında. Selamun aleyküm, kolay gelsin bacılar. Abla nasılsın? İyiyiz abi, sen nasılsın? Şöyle bir ağzını yüzünü görelim, kimsin nesin böyle bir tanıyalım abla maçı. Bu rezilliğin sahibi işte. Bu rezilliğin sahibi, ne güzel işte, ne rezilliği bu? Ne rezillik olmamış, şuna baksana abi, bak sarı görüyor musun? Ya ne olmuş ona? Attık işte, kuş boyu çalıştık abi, kuş boyu çalışıyor, geri atıyor. Niye öyle oldu abla? Ne bileyim ben işte, para etmiyor. 10 kuruşta sarı olur da geri atılmıyor mu? İşte diğer hükümetin halini. Hükümetin halini. He, işçiye bak oğlum, 30 bin lira işçi çalıştırıyor. Kaç tane işçi çalışıyor abla? Beş tane.
Kaç lira veriyorsun? 30 bin günlük. Kurtarabiliyor mu peki? Kurtarmıyor ama mecburu ne yapar? He? Mecburu? Mecbur 3 tane çocuğu okuduk, nasıl okutacağız? Ben yapmasam olmuyor bunun bu memlekette. Başka bir şey ekiyor musun? Başka bir şey ekmiyor. Azıcık bu arpamıza fırat yerde. Hı. Başka bir şey yok. Anladım, sana kolay gelsin abla. Diğer arkadaşlarımızı da bir tanıtalım. Şimdi salatalık tarlasında salatalık toplayan bir arkadaşımız daha var. Hemen onu da tanıyacağız. Kolay gelsin delikanlı. Sağ olasın abi. İsim neydi abi? Cumali. Cumali kaç yaşındasın abi? 17. 17 okuyor musun sen? Yok. Okumuyorsun, tarlada çalışıyorsun. Kaç lira yemeği veriyor patron? 30 lira. 30 lira. İyi de para, fena bir rakam değil. Ne yapar? İş yok, onun için geliyor falan. Öyle mi? Yani mecburluktan bir anlamda diyebiliriz. Peki okumayı düşünmedin mi abi? Düşündüm ama iş yoktu, borcumuz vardı, onun için çıktım ya. Yani imkansızlıklardan dolayı mı? Salatalıkları topluyorsun abi. Evet. Şöyle gösterelim. Halis, muhlis tarlasından. Evet. Hormonsuz. Evet. Köy salatalığı. Evet. Bunu biz çarşıda, pazarda belki biraz pahalı alsak da evet. Aslında doğru mu abla? Yani çiftçi kazanmıyor. Çiftçi kazanmıyor. Evet, ekmeseniz de olmuyor ama bir anlamda çiftçi kazanmıyor. Tabii burada diğer arkadaşlarımız da salatalık tarlasında salatalıklarını toplamaya devam ediyorlar. Tabii o arkadaşlarımızla konuşturup bu bölümümüzü de tamamlayalım. Evet, kolay gelsin ablacığım. Hoş gördük. Hoş gördük, nasılsın? İyiyim abla, sen ne yapıyorsun? Allah razı olsun abla, sen nereden geldin salatalık toplamaya? Ben Gaziantep'e geldim. Gaziantep'e, kimden geldin? Kaç kişi geldiniz abla? 3 kişi. 3 kişi geldiniz. Akşama kadar burada salatalık topluyorsunuz. Evet. Başka böyle hangi işlere gidiyorsunuz? İşte karpuz işini yapıyoruz. Kar topluyoruz. Fasulye topluyoruz. Kabak topluyoruz. Fasulye topluyoruz. Peki, bu telis senin herhalde? Ne? Bunlar senin topladıklarından. Anladım. Şimdi kaç çuval topluyorsun akşama kadar abla? Ya zaten olursa bas bas yer topluyor, 15 bas topluyoruz yani. O zaman ben de sana yardım edeyim. Niye toplamıyorsun abi? Yemeğe de topluyoruz. Yemeğe 30 milyona. Niye toplamıyorsunuz peki? Şöyle geçeyim. Niye hepsini toplamıyorsun abi? Küçükler toplamıyor, büyükler alıyor. Yetişkinler mi? Ha mesela burada var bak. Yok abi, olmaz. Bu taze? He taze, bu gelece. Ne zaman toplanır o? Mesela şunu ne zaman toplar? İki gün sonra toplanır. İki günde büyüyor mu böyle? He. He, sıcaktan değil mi? Çukurova'nın sarı sıcağından iki günde yetiyor. Ya, anladım. Hormonsuz değil mi abla bu? Evet, hormonsuz abi, hormonsuz. Hı. Bak katır katır böyle taze, mis gibi ısırdım, nasıl kokuyor bak. Nasıl kokuyor? Mis gibi kokuyor, hormonu sadar ama sarı olur. Hı. Kokmaz öyle mis gibi. Yok, çok güzel. He? Çok güzel abla. Aa bak, bakmayın bak, hormonsuz da bunu yeşil olur bak. Olmaz değil mi? Bakayım. Evet. Hı. Mis gibi öyle. Ya bunu bunu yıkamadan yerim değil mi? Yıkamadan yerim, bir şey olmaz. Hı. Salatalıkta memnunuz abi. İş para etse daha hevesli çalışıyor. İnşallah para eder abla ya. Ha inşallah vallahi, neydi dediğin gibi mecbur çalışıyor. Üstüne çocuk okuyor. Nerede okuyor çocuklar? Adana'da. Adana'da okuyorlar. Evet. Bölümleri ne? Bölümler biri şey bilgisayar. Hı. Biri şey Anadolu Meslek Lisesi. Sağlık Sabancı şeyde. Biri Tokyo Sarıçam'da oturuyor. İşte onlar okuyor, biz de burada çalışıyor. Rezilin şeyiz de, aileyiz de. Para etse... Tabii buradan senin çocuklara da mesaj verelim. Yani annesi babası burada sarı evet. Sıcakta evet, evet, çalışıyor. Evet. Okusunlar, adam olsunlar. Okusunlar, adam olsunlar. Değil mi? Okusunlar, he. Üç yoksa kere, böyle okusun. Tarlaya gelip... Evet, 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 evet. Okusun, okusun, okusun. Evet. Her şeyin başı okumak yani. Buradan da öğrenci arkadaşlarımıza bir mesajımız olmuş olsun. Okusunlar, okusunlar, okusunlar. Evet, okumayı bıraktı geldi bak, mecbur işte çalışıyor. Evet. Geçim davasında. İnşallah mesajınız da yerine ulaşır abla. İnşallah, inşallah abi vallahi. İyi de. Okusunlar diyor. Yani para etse biz daha çok hevesli çalışacağız. Azıcık para etse daha çok hevesli, yani daha çok şeyle bir hırsla çalışacağız. Ama para etmenim az daha üzgün çalışıyorum. Şey çalışıyorum. O zaman para etmiyorsa biz şu çuvalı alıp gidelim abla. Hadi kolay gelsin. We'll be right back.
sevdim eller aldı, yürekte acı kaldı. Ben sevdim eller aldı, acısı bana kaldı. Ankara'nın bağlarına düktüm düktüm yolları. Ne zaman zar boş oldum, kaldıramıyorum kolları. Ne zaman zar boş oldum, kaldıramıyorum. Programında artık yavaş yavaş sonlardayız. Az önce izlemiştiniz. Tabii köylü hanım ablalarımız bizler için birbirinden nefis yemekler hazırlamışlar. Tabii bu yemekleri biz afiyetle yiyeceğiz müsaadeniz olursa. Abi beni de böyle bir programa kattığın için, eğer renk katabildiysem ne mutlu bana. Beni de böyle bir programa davet ettiği için köylü Mehmet abime çok çok teşekkür ediyorum. Tabii şu anda köyümdeyim. Ufalı kardeşim de sağ olsun Adana'dan bizi kırmadı. Geldi böyle bir çiğ köfteyi yaparken, abi dedi senin dedi o güzel sesinle dedi ben dedi bunu yoğurmak istiyorum dedi. Ben de ona söz vermiştim. O söz verdiğim için geçen Bit TV'de reklam olmasın Hasan Bey, Hasan Özdirekli hocamızın yazdığı Ağzım Nefes Tükettim şarkısını da çok beğenmiş. Albümde olmayan bir şarkımıza da buradan eşlik etmeyi istiyorum. Benimle bir yuva kurmak isterdin, kur diyerek az mı nefes tükettin?
gittin. Sonra birden bana hançer gösterdin. Vur diyerek az mı nefes tükettim? Vur diyerek az mı nefes tükettim? Yalvardım yakardım daha gitmeden, konuşup dururken sözüm bitmeden. Hasan Bey, Hasan Özilek. Abi buradan seni de öpüyorum bu güzel sözler yazdığın için. Bu şarkı biliyorum, eminim. Bu kadar şimdiden bu kadar çok istek alıyor. Herhalde ikinci adımda uçacak. Evet abi buyur. Bir kuplu okadık. Yetişir. Kuzupınarı Köyü Acem Yurdu'ndayız. Rahmetlik Mehmet Şerifoğlu'nun, avukat Mehmet Şerifoğlu'nun burası çiftliği, zeytinliği. Akrabalık da vardı değil mi? Abi zaten akrabalık da vardı rahmetlikle. İstersen bir hikayeyi tabii dinleyelim hikayeyi, abi. Tabii hikayeyi dinleyelim abi. Çünkü bir dönem kamuoyuna yansıyan bir olay vardı. Bu olay neydi? Bir zengin iş adamı kaçırıldı diye kamuoyuna yansımıştı. Biz de abimizle bu köyde karşılaştık. Bu olayın hikayesini kendisine ben dinleyeceğim. Bakalım kendisini de bir tanıyalım önce. Artık Kuzupınar Köyü Zeynepli mahallesinden Kazım Erdem. Evet Kazım abi, bu hikayeyi bize anlatır mısın? Bu kaçırılma olayı nasıl oldu? Neden oldu? Bir gün böyle yine cumartesi köye gelmiştim. Köyden 9.30 sularıydı. Adana'ya dönüyordum işte. Adana'ya bir 10 kilometre kala
yol kenarında bir araç duruyor. Dört kişi el kaldırdı. Ben de yardımcı olmak amacıyla durayım bakayım dedim. Bunlar herhalde yabancıdır, buranın yabancısı. Durdum, hayır dedim. Filan köye, filan köye nasıl gideriz? Ben de indim, tarif ediyordum. Adamlar bana ondan sonra silah çektiler. Hayırdır hemşerim dedim. Dediler senin bir suçun var, götüreceğiz. Patrondan özür diledik. Ne suçladı filan derken ben o silah çekene bir tane yumruk vurdum, yıktım. Kaçtım ama ta bunlar silahlı peşimden geldiler. Beni geri yakaladılar. Ondan sonra cüzdanımı, bende de iki telefon vardı. Telefonun birini aldılar. Öbür telefonum cebimdeydi tabi. Ondan sonra getirdiler, arabanın bağışına koydular. Elimi filan bağlamadılar o meyanda tabi, aceleyle. Ondan sonra çıktılar, gidiyorlardı. Ben bu meyanda ikinci telefondan jandarmayı aradım. Hanım aradım. Hanım ondan sonra jandarma geri tuttu beni, aracın plakasını filan istedi. Tabi ben arabanın bağışına beni kollarken dikkat ettim. Özellikle arabanın plakasını çamurlamışlardı. Yani bilerek kapatmışlar değil mi? Bilerek kapatmışlar tabi. Yani adamların maksadı farklıymış. Ondan sonra aldılar aynı gece beni Sivri'ye götürdüler. Adana'dan Sivri'ye götürdüler. Yolda giderken arabanın Urfa'ya yaklaşırken kazı bitti. Ha bu meyanda tabi ben giderken nasıl, ne yaparım, ne yapabilirim? Arabanın bu sol stopunu kırdım, düşürdüm ayağımla vura vura. Otobanda gittiğimizde zaten küçük bir delik vardı. Oradan baktım, gördüm otobanda olduğumuzu anladım. Arabanın bağcığından ayağımı çıkarttım, o farı ayağımı buraya kadar çıkartıyordum, sallıyordum. Belki bir gören olur diye, kimse görmedi. Tabi sonradan anladığım kadarıyla Urfa'ya bir 50 kilometre kala arabanın kazı bitti. Ondan sonra bağcığından çıkartırdınız, çıkartmadınız beni şey yaptılar, benim direnmem nedeniyle bağcığından çıkarttılar. Baktılar ben kararlıyım, beni bağcığından çıkarttılar. Otobanın kenarında 2-2,5 saat tel örgünün kenarında dineldik, bekledik. Araçlar ne geldi. Diyorlardı bu arada? Bu arada seni öldüreceğiz işte, şudur budur. Hatta beni orada öldürmeye de niyetlilerdi. Niye arabanın stopunu kırdın diye. Ondan sonra bunlar tabi telefon açıyorlar, Kürtçe sağa solu birkaç yeri aradılar, başka bir araç çağırdılar. Benim gözümü bağladılar tekrar, bu sefer o aracın bağcığına koydular. Ondan sonra o aracı götürdüler, ona kaz, tabi elim kolum bağlıydı orada. Ondan sonra arabanın bir beni aldılar, bir kendi köylerine götürdüler. Kendi köylerine götürdüler, oturtturdular bir yere. Hayır artık sabah oldu. 16'sını 17'sine bağlayan ayın 17'si oldu. Nisan, 17 Nisan 2011. Yani bir yıl önce. Bir yıl önce evet. Ondan sonra hayırdır derdiniz ne? Dediler valla biz seni para için kaçırdık. Hayırdır ne para ya, sen zenginsin. Ya ne zengin ya, sen jipe biniyorsun. Benim arabam jip değil, halbuki jip sanmışlar. Jipe biniyorsun, şudur budur. E ne? 500 milyar para. Ya dedim ben 500 milyar nereden bulacağım? Dedim evi bir arayak. Ondan sonra evi aradık. Dayımı aradık derken tabi beni bu meyanda 5 gün ellerinde kaldım. 5 gün zarfında beni, hısım, akrabalar, kim varsa hepsini gezdirdiler. Arabanın bağcığına koyuyorlar veya arka koltuğun üstüne yatırıyorlar. Gelinlik kız gibi gezdirdiler. Teşhir ediyorlar. İşte biz bunu Adana'dan getirdik, para alacağız. Şöyle diyeceğiz, böyle diyeceğiz. Bu meyanda tabi jandarma sağ olsun, Adana İl Jandarma Alay Komutanlığı. Onların büyük katkılarıyla yerimizi cep telefonundan tespit ediyorlar. İşte orada operasyon yapıldı. 5. gün yakalandı hepsi. Yargılama aşaması da bitti. Herkes cezasını da aldı. Peki bu olayın sizin üzerinizde ne gibi etkileri oldu abi? Abi evde herkesin psikolojisi bozuldu abi. Çor çocuk evde tek yatamıyor. Ufak 11 yaşında kızım var. Annesiyle yatıyor. Korkuyor kız. Peki burada şunu soracağım. Yani bu süreçte sizin gerçekten birilerine mi benzettiler ya da gerçekten sizden bir para koparma mı peşindeler? Ya birilerine benzetmişler. Tabii da olmayınca, o gün o gelmeyince bunlar eli boş gitmeyeceklermiş. Kim gelirse onu götüreceklermiş. Tabii bunlar 5000 milyardan sonra öyle ilginç olaylar yaşandı ki. Ne gibi onlar? 100 milyara düştüler. Ben sanayici esnafım, ustayım deyince 100'e düştüler. Ondan sonra tabii evi arıyorduk. Para ne oldu? İşte kardeşim arıyor, hanım arıyor, para ne oldu? Dayımı arıyoruz. Ondan sonra benim elini öper 13 yaşında oğlan var. Oğlan çıktı telefona, o baktı. Baba ne yapıyorsun, iyiyim oğlum dedim. Onlar da tabii yanımda telefonu dinliyorlar. Baba dedi amcalar ne yapıyor dedi, selam söyle. Onlar da iyi oğlum, yanımdalar dedim. Ondan sonra telefonu kapattılar. Ya böyle enteresan olay ki, dediler ki ya dediler senin oğlan için hadi 25 daha düşüyoruz. Senin oğlan delikanlıymış, bizim selam gönderdi, bir de halimizi hatırımızı soruyor. Yani böyle sahnelerde yaşadık. Böyle ya, ilginç olaylar oldu yani. Acısı tatlısı oldu. Ya abi öyle yani, şimdi da konuşuyorlarsa telefondan hemen bataryasını, kartını, benim telefonla arıyorduk sağa sola.
kartını, bataryasını çıkartıyorlar. 50 kilometre başka bir tarafa gidiyorlar. Bu 4 gün, 5 gün ellerinde kaldım. 5 gün meyanda 5 mi 4 depo gaz bitirdiler. Gezmekte, gezeceğiz diye yerimizi kimse tespit etmesin telefondan diye, cep telefonu sinyalinden öyle gezdirdiler. Tabii benim cebimdeki parayı aldılar, onunla harcadılar her şeyi. 1000 liranın üstünde para vardı cebimde, onu harcadılar. İşte ondan evlerine eşya alıyorlardı, bilmem ne, bu gibi erzaklar. Böylece bir macera atlatmış oldum. Böyle bir macera, zaten bana diyorlardı ya, torunlarına anlatacağım bir hikayen olur diyorlardı. Diyeceklermiş ya, değil mi? Yani. Peki abi ben şunu söyleyeceğim ya, benim kafama takılan bir şey oldu, çok özür diliyorum. Bu adamların hani böyle bir psikolojik dengeleri nasıldı yani, ne gibiydi? Daha önce böyle bir işe kalkışmışlar mı, ilk defa mı yapmışlar? Durup dururken yani siz nasıl rast gelmişsiniz? Şimdi benim anladığım kadar... Olmasaydınız başkasına mı yapacaklarmış? Kim durursa o anda, kim dursaydı o anda onu götürecek. Şimdi bu adamların anladığım kadarıyla 2-3 tanesinin borçluymuş. Hatta bir tanesi Esrar Ekmek'ten, şimdi onu da soruşturma açılmış. Esrar Ekmek borcumu kurtarayım diye zaten dezgahı o ayarlamış. Ondan sonra bir tanesinin de yine borcu var. Hatta affedersin ahırdaki koyunları bile 30 tanesi falan hırsızlık çıktı. Ondan sonra bir tanesi zaten ona beni öldürttüreceklerdi. Ben öyle tahmin ediyorum. Devamlı esrar veriyorlardı. Nöbeti o tutuyordu. Düşürmesin abi, zor he. Var. İşte bakın ben şunu söyleyeceğim. Yolda giderken şimdi cesaret edemiyoruz. Ben çoğu zaman arabamla tek gidiyorum. El kaldıran oluyor. Belki de gerçekten daralmıştır. Ben bir yıldan beri bu Kazım abinin olayını duyduğumdan beri ben korkuyorum. Hatta bugün gelirken de yine aynı muhabbet, beraber olduk değil mi? Muhabbetin aynen gelişim. Arabada geliyorduk. Birisi el durdurdu. Mehmet abi dedi ya, herkes dalınmıyor ki dedi. Aynen böyle oldu ya. Artık insanlar çok değişmiş yani, ortam bozuk. Yolda tavsiyem kimseye el kaldıran tanımadıkları kişiler almasınlar. Evet, bu da hepimiz için belki de ders olur sevgili izleyenler. Bu hikayeyi de böylece sizlerle paylaşmış bulunduk Köylü Mehmet programında. Efendim Kuzupınarı Köyü'nde Müminler Mahallesi'ndeyiz. Bize söylediler ki bu köyde bir abi var. Farklı bir ürün yetiştiriyor. Bu ürün nedir? Bu sorunun cevabını alacağız. Ama öncesinde kendisini bir tanıyacağız. İsim neydi efendim? İsim Mehmet Polat. Mehmet abi bize dediler ki farklı bir ürün üretiyorsun. Nedir bu? Bize anlatır mısın bunun hikayesini? Evet. Bu sera mısırı. Friklik. Ötekinlerden en az 20-25 gün önce çıkıyor. İşte valla bu sene deneme amaçlı ektik. Şu anda sattık. Satıldı. Daha başak olmadan satıldı. Başak olmadan satıldı. İyi yani şu anda. Bunun farkı nedir abi? Abi farkı ötekinlerden derken çıkma işte. Friklik bu. Tohumu, tanesi nasıl? Büyük ötekinlere göre. Kimler aldı bunu? Bunu Adana'da tane tane satıcılar var. Evet. Onlar aldı. Peşine satmış oldunuz. Evet evet. Bir kısmını aldım, yarısından fazlasını. Böylece tabii tarımla uğraşan arkadaşlarımıza bir anlamda öncülük vermiş olduk. Evet evet. Önermek neler? Yani bu işten para kazanmak istiyorlarsa. Tabii tabii. Karpuza, salatalık. Hele bu sene salatalık mesela hiç para etmedi. Kabak ona kezdi. Ama bu kabağa karpuza göre çok. Kaç dönüm ektiniz abi? Abi bu sene az. Dönem başka 10 dönüme yakın ektik. Dönümünü 1 milyar 150'ye falan gelmişti. Anladım. Şimdi tohumu nereden alıyorsunuz bunu? Tohumu bayiler var Adana'da, Ceyhan'da. Bayilerden alıyoruz. Yani özel olarak alıyorsunuz. Evet evet. Yani. Bunlar friklik olarak. Aynı yani. Peki normal mısırlardan farklı tohum. O zaman abi bunu biz çiftçi arkadaşlarımıza da önerebiliriz. Evet evet. Tavsiye ederim. Yani onlar da alıp. He ekmelerini tavsiye ederim. Evet, bu ürünü de tabii tarımla uğraşan arkadaşlarımızın dikkatine sunmuş bulunalım ve Köylü Mehmet programımıza devam edelim. Canlım gül
yoldum orağın anne Şanguk şehri güllük benim divanım Gül mevsimi tez geçerli Halili halili fincanım Kavuşak sallılır anneli Şanguk şehri güllük perili silifanlım Gül mevsimi tez geçerli Halili halili fincanım Kavuşak sallılır anneli Şanguk şehri güllük perili silifanlım Lili halili halili fincanım Kebap oldum yiyen yok Lili Şanguk şehri güllük belili silifanım Ayrılık gömleğini Lili halili halili fincanım Benden başka giyen yok Lili Şanguk şehri güllük belili silifanım Ayrılık gömleğini Lili halili halili Efendim Kuzu Pınarı Köyü Zeynepli Mahallesi'ndeyiz. Köylü Mehmet programı ekibi olarak. Tabii çekimlerimiz esnasında bize dediler ki burada bir asker uğurlaması var. Asker kınası var. Biz de davulun sesine kaptırdık kendimizi Zeynep evet, abi. Evet öyle oldu. Benim de çocukluk arkadaşım Nurullah Nadar. Öylesine... Buradan hele bir varalım bakayım ne diyecek. Ne diyecek? Hele bir hayırlı olsun diyelim. Bir hayırlı olsun diyelim. Tabii Allah herkese de nasip etsin. Allah tabii ki. Askere sağ salim gitmek nasip etsin başta. Allah herkese nasip etsin evlat askere gönder. Amin inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun. Allah kazasını yalasın. Şu anda asker adayımız yanımızda. Tabii annesi babası da yanında. Öncelikle hayırlı olsun diyelim askerimiz. Allah razı olsun. Askerimiz Halil. İşte yetiştirdik, büyüttük. Vatana hizmet için Ankara'ya gidecek. İnşallah askerliğini yapıp geri dönecek. İnşallah. Biz de onun dedik bir bizim buranın Zeynel Bey bilir işte yani. Böyle bir kınaydı, asker düğünüydü. Yapılır. Biz de bunu yaptık. Yani bu geleneği, göreneği yaşatıyoruz. Bu geleneği, göreneği köyümüzde yaşatıyoruz. Bugün sizler de buraya geldiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ve misafirimiz olursanız bugün memnun olacağız. Şimdi burada ben annenin de görüşlerini almak istiyorum. Abla kaçıncı bu? İkinci çocuğum. Ne yok, asker olarak. Asker olarak ilk çocuğum. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Ağlamak yok değil mi? Yolculukken ağlamak yok. Ama ne zaman yolculuk ne zaman abla? Çarşamba. Çarşamba günü gidecek. Nereye demiştik abi? Nereye gidecek? Ankara. Ne mutlu size ki aslanlar gibi yetiştirmişsiniz. Evet. Tabii. Askere gönderiyorsunuz. Tabii askerimizin de görüşlerini alalım. İsim neydi kardeşim? Halil. Halil yaş kaç senin? 20. 20 şu an. Askere gideceksin. Evet. Senin duyguların nasıl abi? Bugün o kadar millet toplanmış var asker kınasına. Yani herkes yanımda olduğu için bütün sevgilerim mutluyum. İnşallah düğününde de böyle bu kalabalığın daha fazlasını toplarız. İnşallah. Ne olarak gidiyorsun askere? Tankçı. Tankçısın. Hı. 15 ay yapacaksın. Evet. Peki Allah hayırlı tezkereler nasip etsin sana. Abi, buradan askerlere, asker analarına bir mesajın var mı? Allah hepsinin yardımcısı olsun. Askerliktir bu. Vatan görevi, yani bir sevinç, bir neşe, yani bir her genç erkeğin rüyasıdır yani bu. Yapmak zorunda, yapacak. Vatana hizmet. Bizler nasıl yaptıysak, bizim devletlerimiz sırayla bunu yapacaklar. Ve bu da... Bir de şu var, askerliği yapmakla bitmiyor. Her an askerden geldikten sonra biz bile bu yaştayız. Şu anda hazırız yani. Vatanımız ufak bir hata gelmesine, kusur gelmesine hemen hop dur bakayım hemşerim. Biz de hazırız yani. Askerliği yapmakla, tezkere alıp gelmekle bitmiyor. Askerlik devam ediyor. Peki o zaman biz askerimize hayırlı tezkereler dileyelim. Anneciğim inşallah sağ salim kavuşursun. Anne sen başlıyorsun. Sen ağlamaya başladın canım. O zaman anneyi bir güldürelim mi? Mutlu edelim mi? Şöyle bir şenlendirelim ortalığı. Oğul. Bir anneyi, anne, baba, babayı, oğul. Alalım. Şunu alalım. Ağzından ağzından içelim.
Köylü Mehmet programında bu hafta Yumurtalı Su Pınarı köyündeydik. Haftaya nerede oluruz bilemiyoruz ama yeniden görüşünceye dek, yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın efendim. Ne amcası var, ne dayısı, bundan iyisi Şam'da kayısı benler.